Şimdi aslında bu soru felsefenin temel taşlarından biridir. Yani niçin ve niye buradayız? Ben de tabii niye buradayım? Benim aklıma bir işim geldi, ben onu bir halledip geleyim. Güle güle. Ölüyorum. Yavaş, ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Komutanım Kardopolu ısırdı. Kim ısırdı? Hanginiz? Bit ısırdı, bit. Ya komutanım yapmayın Allah aşkınıza ya. Köpeğim bir ısırdı işte. Arkadaşlar bir dakika çekilin şöyle. Yarayı yıkayalım. He, istersen bir de çitileyi basalım. Kupa çekin beline, kupa kupa. Yok, bir de yere yatırıp sırtını çiğne. Şşş çocuklar, ben eski deviciyim, o işler öyle olmaz. İğne yapmak lazım Sultan Hemşire. Karından bir iğne yapalım. De, iğne mi? İğne olmaz. Ay. Herkes her şeyi çok biliyor burada. Hadi bakalım şekerler, herkes dışarı. Dışarı. Sen nereye, Dışarı. Duydunuz Sultan Hanım'ı. Hadi herkes dışarı, haddetmeyin adamı. Bir dakika, bir dakika. Sen benim yanımda çocuklara bağıramazsın. Duydunuz Sultan Hanım'ı. Herkes dışarı, hasta etmeyin adamı. Biz ne dedik? Ben varken sen bağıramazsın. Tamam bitti, rütbetlere, önleme, tornaten. Vallahi içime fenalıklar geldi ha. Hadi diyorum beyler, herkes dışarı. Bakın Sultan Hanım'ın içine fenalık gelmiş beyler, hadi dışarı diyor. Duydunuz Sultan Hanım'ı, hadi tıkın tıkın tallanmayın. Evet siz de. Ha bitti. Hadi hadi tallanma sen de. Sen kal. Aha. Allah. Buyurun. Ha bit gidelim. İkimiz. Gidelim o zaman. Gidelim. Ama ben biliyorum Kerim'le Yusuf'a ne yapacağımı. Ne yapacaksın lan? Şşş, oğlum ne biliyorsan söyle, beraber yapalım. Bir şey bildiği yok oğlum, böylesine konuşuyor işte. Süslü görürsünüz şimdi, bakın. Hadi oku bakalım. Okuyayım abi. Heh. Sevgili Kerim ve Yusuf. Güzel. Sizleri bugün öğle yemeğinde çarşıdaki parkta bekliyorum. Nasıl? Süslü. Bunu mu yazdın lan? Aşk mektubu mu bu? Lan ömrü hayatında hiç sevgilin olmadı mı lan senin? Allah Allah. Abi aşk mektubu mu kaldı Allah'ını seversen ya? SMS'le hallediyoruz abi işimizi. Ver şunu. Ver. Sevgili Kerim'im. La Yusuf yazmayı da unutma ha. Ya kardeşim hala mı anlamadınız siz ya? Oğlum aynı mektubu yazacağız ama ayrı ayrı yazacağız. Sevgili Kerim'im. Başka ne yazayım? 56 Chevrolet'm. Havalı direksiyonum. Yılan. Ya sen ne duhaf bir adamsın ya. Sen damircilerin yüz karasısın ya. Azıcık duygusal ol ya. Ya yaz oraya hayatım balım. Tatlım matlım bir şey yaz. Kıymaklım gözünün yani diyeyim yaz. Seni ilk gördüğüm anda... Yıldırım çarpmışa döndüm. At sineye konmuş ısrak baldır gibi içim titriyor yaz. Teşekkür ederim Tosun, bunu düşüneceğim. Tamam tamam oldu işte, tamam ne güzel oldu, bitti. İğne falan gerek yok. Beni zaten köpek ısırmadı ki. Kim ısırdı ayol o zaman, ben mi ısırdım? Tövbe yarabbim tövbe. Basbayağı köpek ısırığı işte bu. Ya hemşire hanım, iğneden korktuğumdan falan değil. Ben iğneden hayatta korkmam. Köpek ısırsa diye söylemeyeyim ki. Ben düştüm. Ben düştüm. Kartopu. Tamam. Köpeğin üstüne düştüm. Her neyse şeker. Biz kuduz ihtimaline karşı yarayı bir güzel sabunla yıkadık. Antiseptiğimizi de sürdük. Bir de bunun sırrını bulabilirsek, her kimse o. Tamam, iğneye gerek yok ya. Sağ ol. Şişt, masalara koy. Allah seni kahretmeye, yanlış masalara koydum. Ne farkı değil, mektuplar aynı değil mi? Mektuplar aynı ama üstündeki isimler farklı. Oğlum bir taşla iki kuş vurduk lan. O ne lan? Soruları buldum oğlum. Sınavda çıkacak sorular bunlar. Anam. Al gidelim, al gidelim. Çabuk çabuk çabuk.
Kerim, bu soruları değiştir. Neden komutanım? Beğenmediniz mi? Kültür sanat soruları demiştiniz. Sanat güneşimiz kimdir? Pamuk Prenses'in arkadaşları kimlerdir? Türk sinemasının sultanı kimdir? Bunlar mı kültür sanat soruları Kerim? Şaka yapıyorsun değil mi Kerim? Şaka yapıyorum de. Diyeceğim. Şaka diyeceğim. Kızacaksınız komutanım. Kızarım tabii. Bunlar ne ya? Kerim, al şunları değiştir. Sen sivilde atom mühendisi olduğuna eminsin değil mi? Evet komutanım, atom mühendisiyim de bir dönem iş bulamayınca Bursa'da Çekirge'de küçük bir mikrodalga fırın tamiratı dükkanı açtım. Anladım. Soruları değiştir Kerim. Emredersiniz komutanım.